Epilepsi hastaları yaşamlarında nelere dikkat etmelidir? Halk arasında SARA olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektrokimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablo olup, hastada belli bir süreyle sınırlı bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür. Özellikle kendilerine epilepsi tanısı yeni konulmuş hastalar ne yapacaklarını bilememekten, ilaç kullanmak dışında nasıl yaşamaları gerektiği konusunda aşırı bir kaygı içerisindedirler. Unutmayın ki epilepsi bulaşıcı ve tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık değildir. Uyku düzeninize çok dikkat edin. Günde 7-8 saat uyumalısınız. Kafein içeren çay, kahve ve kola gibi fazla tüketimi halinde nöbetlerinizi tetikleyecek olan içecekleri mümkün olduğunca az ya da hiç tüketmemeye çalışın. Kahve içmek istiyorsanız çok az miktarda kahve ve bol süt kullanın. Çayı açık içmeye dikkat edin. Kolayı ise mümkünse hayatınızdan tamamen çıkarın. Alkollü içecekler farklı uyaranlar içerdiğinden ve nöbetlerinizi tetikleyeceğinden, ayrıca aldığınız ilaçlarla etkileşim yapıp ilacınızın olumlu etkilerini azaltıp farklı sağlık sorunlarına yol açacağından alkollü içecekleri kesinlikle tüketmeyin. Bitki çayı tüketirken dikkatli olun. Özellikle uykusuzluk şikayetiyle tüketilen bitki çaylarını içmeyin. İçerisinde melisa ve melisa otu olan içeceklerden uzak durun. Kendinize uzun süreli aç bırakmayın. Oruç tutmak bu anlamda size zararlı olacaktır. İlaçlarınızı tam saatinde ve doktorunuzun belirlediği dozda alın. İlaçlarınıza sihirli değnek muamelesi yapmayın. İlaçların en az 3-5 yıl kullanımı tamamen tedavi sağlayabilir. Tamamen tedavi sağlamasa bile nöbetlerinizi engelleyecek olan bu ilaçları düzgün kullanın. İlaçlarla ilgili yakınmalarınız belli bir süre sonra azalacaktır. Doktorunuza danışmadan asla ilaçlarınızı bırakmayın ve değiştirmeyin. En az 3 ayda bir ilaç kan düzeyinizi ölçtürmelisiniz. Çünkü ilaç kan düzeyindeki azalma ve aşırı artış nöbetlere sebep olabilmektedir. Bilgisayar ve televizyon karşısında uzun süre kalınmamalıdır. Özellikle ışığa karşı duyarlı epilepsi hastaları bu konuya ayrıca itina göstermelidir. Bilgisayar ve televizyonun karşısındaysanız oda ışığı açık olmalıdır. Sinemada film izlemek de bazı ışığa duyarlı epilepsi hastalarında tetikleyici olabilmektedir. Sizi bedensel ve beyin olarak yoran aktivitelerden uzak durmaya çalışın. Epilepsisi olan tüm hastalar bu sporlardan kaçınmalıdır. Boks, karate, dalgıçlık, yamaç paraşütü, paraşütle atlama, dağcılık gibi. Kontrolsüz nöbetleri olan hastalarsa yine şu sporlardan kaçınmalıdırlar. Havacılıkla ilgili sporlar, jimnastik, ata binmek, buz hokeyi, buz pateni, motor sporları, dağcılık, dalgıçlık, yamaç paraşütü, yelkencilik, denetimsiz su sporları ve yüzme, su kayağı, sörf. Sizi üzen insanlardan ve olaylardan uzak durmaya çalışın. Işık olmayan yerlerden karşıya geçmeyin ve trafik kurallarına dikkat edin. Yüksek yerlerden, balkon kenarı, açık teras gibi alanlardan uzak durun. Nöbetleriniz kontrol altına alıncaya kadar araç kullanmayın. Cüzdanınızın görünen bir yerine mutlaka adres ve telefonunuzu ve epilepsi hastası olduğunuzu yazın. Bu yalnızken nöbet geçirmeniz durumunda size yardımda bulunan kişiler için gerekli olacaktır. Bu tür hastalar için üretilen özel bilekliklerden de edinebilirsiniz. Özellikle yazın güneşin etkilerinden kendinizi iyi koruyun. Güneşe çıkarken koyu renkli şapka ve mümkünse güneş gözlüğü kullanın. Hamam, sauna gibi yerlere gitmemeye özen gösterin. Aşırı sıcağa maruz kalmanız nöbetlerinizi tetikleyecektir. Epilepsi hastaları hamile kalabilir ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilirler. Kontrolsüz ve plansız bir şekilde hamile kalmayın. Hamilelik öncesi en az 3 ay önce doktorunuzla görüşerek ilaç dozunuzun ayarlanmasını sağlayın ve folik asit kullanmaya başlayın. Bu durum ilaçların bebeğin üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin en aza inmesini sağlayacaktır. Kontrolsüz bir şekilde hamile kaldıysanız hemen doktorunuza başvurun ve doktorunuz söylemeden ilaçlarınızı bırakmayın. Hamilelik nöbetleri tetikleyeceğinden doktorunuzun uygun gördüğü dozda ilaçlarınızı almaya devam edin. Unutmayın ki nöbet geçirmeniz ve bu sırada yaşayacağınız çarpma düşme gibi durumlar halinde bebeğiniz zarar görebilir.
sizin epilepsi olmanız çocuğunuzun da epilepsi olacağı anlamına gelmez. Bu durum ancak çok nadir olarak genetik faktörlü epilepsi hastalarında olabilir. Genetik faktörlerle epilepsi olduğunuzun tespiti için ailenizde en az 3-4 epilepsi hastası olması gerekmektedir. Bunun araştırması üniversite hastanelerinin genetik birimlerinde sizin için bir araştırma grubu oluşturularak ailenizde yeterli sayıda epilepsi hastası bulunması halinde yapılabilmektedir. Banyoya girmeden önce ailenizden en az 1-2 kişiye banyoya gireceğinizi söyleyin. Aşırı sıcak suyla banyo yapmayın ve uzun süre banyoda kalmayın. Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidin. Doktorunuza geçirdiğiniz nöbet sayısı, günü ve süresini bildirmeniz tedaviniz açısından önemlidir. Bu durumları not edin. Kendinize bir dosya oluşturun ve içerisinde tedavinin süresince yapılan tahlil, tetkik, EEG ve MR sonuçları ile önemli gördüğünüz bilgilerle ilgili dokümanları koyun. Ailenizi bu konularda bilinçli davranmaya teşvik edin. Epilepsi kısmen de olsa hayatınızı etkileyebilir. Ama belli işler dışında çalışmanızı ve başarılı olmanızı etkilemez. Bu hastalık zihinsel özürlülük hastalığı da değildir. Dünyaca tanınmış birçok bilim adamı, devlet adamı, yazar, oyuncu bu hastalığa sahiptir.